Değerli arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 5. sınıflar Sosyal Bilgiler dersimizin 2. ünitesinin 84. sayfasından itibaren etkinliklerin cevaplarını yapmaya başlıyoruz. Ülkemizde kara sınırı olan komşu devletleri araştırmanızda ulaştığınız yazılı, görsel veya dijital kaynaklarınızı yazınız diyor. Burada devleti mesela Yunanistan'ın başkentinin Atina, yönetim şeklinin cumhuriyet olduğunu yazacaksınız. Bulgaristan'ın başkenti Sofya yine bizim komşularımız batıdaki biliyorsunuz yönetim şekli de yine cumhuriyettir. Ulaştığınız kaynaklardan kara sınırımız olan komşu devletlerin bağımsızlık sembolleri ile ilgili verilen bilgi kartlarını doldurunuz. Bilgi kartlarındaki devletin bayrağı bölümleri ilgili bayrak numarasını yazınız diyor. Bakın burada işte Azerbaycan'dan Yunanistan'a kadar İran'a kadar bayraklar var. Şimdi araştırmamıza göre yapacağız bunları. Şu şekilde yazabilirsiniz. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'tir. Yönetim şekli Cumhuriyet'tir. Ermenistan başkenti Erivan'dır. Yönetim şekli Cumhuriyet'tir. Azerbaycan başkenti Bakü'dür. Yönetim şekli Cumhuriyet'tir. Bizim bu sınırımızdaki komşularımız. İran bakın şurası başkenti Tahran yönetim şekli teokrasidir. Yani dine dayalı yönetim şekli. Suriye Şam başkenti başkanlık sistemi var. Irak Bağdat'tır başkenti cumhuriyetle yönetiliyor. Şimdi para birimleri verilmiş de lira, avro, riyal, dinar gibi devletlerin para birimlerini şimdi bulacağız. Yunanistan resmi dili Yunan, Yunancadır. Avrupa Birliği'ne girdiği için euro kullanılıyor. Bayrağı 5 numaralı bayraktır. Yani yukarıdaki haritamızda 5 numaralı bayrak Yunan Yunanistan'ındır. Macarca kullanılıyor. Şeyde Bulgaristan'da yine Bulgaristan Avrupa Birliği olduğu için euro kullanılır. 2 numaralı bayrakta Bulgaristan'a komşumuz Bulgaristan'a aittir. Gürcüce Gürcistan'da kullanılıyor. Lari para birimi 7 numaralı bayrak. Ermenice konuşuluyor Ermenistan'da dramdır para birimi 3 numaralı bayrak. Azeri Türkçesi bu Azerbaycan'ın Türkiye'li komşu olan bölümü. Manat para birimi bir numaralı bayrak nedir? Azerbaycan'ın bayrağıdır. Para birimidir. Bir numaralı bayrak. Şimdi e, Suriye'de lira para birimi Arapça konuşuluyor. Dört numaralı bayrak. Irak'ta Arapça konuşuluyor. Para birimi dinar. Sekiz numaralı bayrak. İran'da Farsça konuşuluyor. Para birimi riyal. Altı numaralı bayraktır. Şimdi ülkemize kara sınır olan komşu devletlerle ilgili edindiğiniz bilgileri aşağıdaki verilen dijital kaynaklarla karşılaştırarak edindiğiniz bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz diyor. Bu süreçte yine öğretmeninizden yardım alabilirsiniz. İşte Azerbaycan'a komşuluğu Nahçıvan aracılığıdır. Ermenistan, Irak, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Türkiye'nin komşularıydı. Suriye ve Yunanistan da dahil. Şimdi karşılaştıralım. Nahçıvan ne dedik? Azerbaycan. Nahçıvan Azerbaycan'a bağlı özel bir cumhuriyettir. Bulgaristan'da pek çok Türk yaşamaktadır. Ermenistan 1991 yılında in bağımsızlığını ilan etmiş. Gürcistan resmi dili Gürcüce ve aynı zamanda Abhazca konuşanlar var. Irak resmi dili Arapça yanında Kürtçe de bulunmakta. İran İslam Cumhuriyeti'dir. Teokratik bir cumhuriyettir. Suriye'de Arap Cumhuriyeti olarak anılıyor. Yunanistan'da üniter parlamenter sistemiyle yönetim şekli vardır diye örnek bilgileri yazacaksınız. 89'da ne var? Performans kara sınırı komşusunu tanıyalım şeklinde. Burada Azerbaycan örneği veriliyor. Mesela diyor ki Azerbaycan'ın başkenti Bakü'dür. Yönetim şekli cumhuriyettir. Resmi dili Türkçedir. Para birimi manattır. Nüfusu 465 bin civarında 2022'ye göre bir görsel verilmiş Azerbaycan'ın tanıtımı. Şimdi biz de ona göre mesela Yunanistan'ı tanıtabiliriz. Yönetim şekli parlamenter demokrasi. Bağımsızlık tarihi 3 Şubat 1830. Başkenti Atina, yüz ölçümü 131 bin kilometre, nüfusu 10 milyon, yüzde 95'i Yunan, yüzde 5'i diğer ırklardan oluşur gibi yazabilirsiniz. Bulgaristan'ı mesela, Bulgaristan Cumhuriyeti nüfusu 6 milyon civarında, dili Bulgarca, yüz ölçümü 110 bin kilometre, başkenti Sofya, efendim yönetici şekli parlamenter demokrasi, para birimi Levatiye, sizler de böyle panolar oluşturabilirsiniz. 99, 90'da değerlendiren bölümünde harita inceleyiniz ve ülkemize kara sınır olan komşu devletle ilgili soruları cevaplayınız diyor. Burada Türkiye'nin komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Suriye, Irak, İran, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan şeklinde. Bakalım. Batıda kara sınırımız olan komşu devletimiz Yunanistan. Doğuda kara sınırımız olan komşu devletleri İran, Ermenistan, Azerbaycan'la da Nahçıvan aracılığıyla. Güneyde kara sınırımız olan Suriye ve Irak, kuzeybatıda kara sınırımız Bulgaristan, kuzeydoğuda kara sınırımız Gürcistan. Hem kara hem de denizde sınır komşularımız Yunanistan, Suriye, Gürcistan ve Bulgaristan'dır. Karadeniz'e kıyısı olan komşu devletlerde Gürcistan'la Bulgaristan yani komşularımız. Ülkemizin sınırlarını ve sınır komşularını tanımak neden önemlidir? diyelim bir binada oturuyorsunuz komşularınızı tanısanız mı yolu tanımasanız mı? Türkiye gerek siyasi gerek ekonomik açıdan bir dünya devleti olmak hedefi çerçevesinde öncelikle bölgesindeki konumunu siyasi ve ekonomik açıdan güçlendirmek durumundadır. Bu çerçevede komşularıyla ekonomik ve ticari ilişkinin geliştirmesine büyük önem veriyor. Ülkemizin sınırlarını ve sınır komşularını tanımak, ulusal güvenlik, ekonomik ilişkiler ve kültürel iletişim açısından çok büyük önem taşıyor. Sınırların bilinmesi, dış politikaların oluşturulmasından efendim başka hem dış sınır komşularını tanımak hem ulusal güvenliğimiz için komşu ülkelerle ilişkilerin yönetilmesinde önemli bir rol oynuyor. Bunun ticareti, göç, tarım, su kaynakları gibi konularda yapılan nedir? Planlamalar vardır. İşte bu planlamalar için sınır komşularıyla iyi ilişkiler içinde olmak gerekiyor. Barışın korunması gerekiyor. Bu bağlamda coğrafi bilgilerin edinilmesi, halkın bilinçlenmesi, devlet politikalarının belirlenmesi açısından çok önemlidir diye yazabiliriz. 91'de en çok merak ettiğiniz veya gitmek istediğiniz kara sınırında olan komşu ülke hakkında araştırma yapınız. da hareketli aşağı tablaya doldurunuz. Araştırdığınız ülkenin ilginizi çeken yönlerini, önemli özelliklerini, görseller kullanıp tanıtacaksınız. İşte diyelim siz Yunanistan'a mı gitmek istediniz, İran'a mı, Bulgaristan'a mı, Suriye mi? Bunu yazılı kaynaklar, görsel kaynaklar, dijital kaynaklardan araştıracağız. Mesela Yunanistan'ı merak edelim. Başkentin Atina olduğunu, yönetim şeklinin parlamenter sistem cumhuriyet olduğunu, nüfusu 11 milyon, iklim Akdeniz iklimi, dini Hristiyan, dili Yunanca, kült kültür özellikleri, zeytinyağlı yemekler, deniz ürünleri, sanat ve mimari diye araştırmamızı yazacağız. 92'de öğrenme alanı değerler bölümü var. Aşağıdaki tabloda değerler numaralandırılarak verilmiştir. Verilen soruları tablodaki değer numaralarını kullanarak ilgili alanlara cevaplayınız diyor. Bir değeri birden fazla bölüm için kullanabiliyoruz burada. Buradaki değerlerimizi tanıyalım. Bir daha buraya dönmeyeceğiz. Çalışkanlık, duyarlılık, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik, saygı, dayanışma, iyilikseverlik ve adalet şeklinde değerler veriliyor. Ünitemizin sonunda. Şimdi birinci cümlemizde Türkiye Cumhuriyeti Milliyetin Bakanlığı ve TEMA İşbirliği ile Su Kardeşliği projesi hazırlanmıştır. Bu proje kapsamında çocuklara yönelik su varlığının yaşam için önemi, su kirliliği, su tasarrufu, suyun sürdürülebilirliği ve su ayak izi konularında hazırlanan eğitim etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Yukarıdaki metinde hangi değerlere vurgu yapılmıştır? Burada ne var? İşte su ile ilgili bir duyarlılık var ikinci maddemiz. Sorumluluk bilinci oluşturuyor üçüncü maddemiz. Başka yardımseverlik maddemiz 5 oluyor. 7. maddemiz dayanışma. 8. de iyilikseverlik değerlerimizi işte su kardeşliğiyle kazanmış oluyoruz. Doğal ve beşeri çevre unsurlarımız gelecek nesillere bırakacağımız önemli miraslardır. Bu sebeple ülkemizde doğal ve beşeri çevrenin korunması ve sürdürülebilir çevre bilinci oluşturması için projeler geliştirilmektedir. Bu projeler yetkili birimler ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanıp uygulanmaktadır. Peki burada hangi değerlerimiz var? Burada duyarlılık var değil mi? Çevreyle ilgili bir de sorumluluk bilinci oluşturması var. 2 ve 3. Diğer değerimiz Ahmet mahallesinde yer alan tarihi çeşmeyi çok sevmektedir. Bu çeşmeden ne zaman su içse çeşmenin yapımına katkı olan insanlar aklına gelmektedir. Ahmet eşsiz güzelliğe sahip bu çeşmenin kültürel bir miras olduğunu düşünmektedir. Bu yüzden tarihi çeşmeyi korumaya yönelik düzenlenen bütün faaliyetlere katılmaya çalışmaktadır Burada da çalışkanlık var, duyarlılık var, sorumluluk var, yardımseverlik var. Efendim dayanışma var, iyilikseverlik var. Değil mi? Tamamı değerlerimiz burada var. Yukarıdaki değerlerimizi şu şekilde sizlere açayım. Numaraları buradan bakarak oraya tamamlayacaksınız. E, çalışkanlıktan duyarlılığa, sorumluluktan vatanseverliğe, yardımseverlikten saygıya, dayanışmaktan iyilikseverliğe. Burada hangisini göremedik? Adalet değerini burada göremedik. Adalet neydi? Herkese eşit davranmak, herkese hakkını vermek değeri olarak onu da aklımızdan tutalım. Evet sevgili arkadaşlar böylece ikinci ünitemizin konu anlatımlarını tamamladık. Bir sonraki dersimizde ikinci ünite değerlendirme sorularının cevaplarını yapacağız. Görüşünceye kadar hepinize tüm derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.